Son 2 aydır videolarıma gelen yorumların birçoğunu inceledim. Birçok yorumda abi hangi ekipmanları almalıyız, hangi çantaları almalıyız, işte suyu nasıl saklamalıyız, ne bileyim nasıl bir sığınak oluşturmalıyız, hangi telsiz daha iyidir, uydu telefonumu almalıyım. Bir sürü aslında maddiyata dayanan sorularla karşılaşıyorum ve bu aslında hazırlanma potansiyeli olan birçok insanı geride bıraktığını düşünüyorum. Hazırlanmak, hazırlıkçı olmak, işte afetlere, depremlere, sel baskınlarına veya bir savaşa hazırlıklı olmak demek sadece maddiyatla alakalı bir konu değildir arkadaşlar. Hazırlıkçı olmak demek, hazırlıklı olmak demek aynı zamanda kendi yeteneklerinize yaptığınız yatırımdır aslında. Siz evet süper bir su arıtma cihazına sahip olmayabilirsiniz. İşte bilmem kaç wattlık işte anteni şöyle güzel böyle güzel bir telsize sahip olmayabilirsiniz. Ama bunların yanında aslında ikame edilemeyecek bazı yetenekleriniz varsa, atıyorum elektrikçilik, atıyorum su tesisatı, atıyorum duvar ustalığı gibi, klima bağlamak gibi veya beyaz eşya tamiri, bu yetenekler her türlü afet durumunda, savaş durumunda mutlaka işe yarayacaktır arkadaşlar. Altın bilezik gibi bileğinizde olacaktır. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugün yine harika bir video ile beraberiz arkadaşlar. Hazırlığın maddiyatla alakalı olmadığını anlatacağım. Aslında hangi yeteneklerinizi geliştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Ve bu geliştirdiğiniz yeteneklerle yarın karşılaşacağınız bir afet durumunda vatana, millete, işte genç çocuklara, enkaz altında kalanlara, kurtarılanlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu yeteneklerden bahsedeceğim ve aynı zamanda diyelim ki bir savaş senaryosu olduğunda, bir gıda kıtlığı, su kıtlığı yaşandığında yine siz emeğinizi ortaya koyarak, atıyorum bir başka dost bir aileye yardımcı olup, işte elektrik tesisatında, su tesisatında yardımcı olup, bunun karşılığında gıda alabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hani takas videosu yapmıştım ya, takasta sadece kullanılacak materyal şey değil, yani sizin gıdalarınız, işte mermiler, mühimmatlar veya atıyorum sadece kadın pedi değil. Siz aynı zamanda kendi yeteneğinizi de aslında bir hazırlık nesnesine dönüştüreceksiniz. Videonun ana konusuna geçmeden önce arkadaşlar, bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve kendi yeteneklerinizi veya kendi hazırlıklarınızı insanlar daha çok öğrensin, feyz alsın diye yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve benim bu videoda unuttuğum herhangi bir detay varsa bana hatırlatın ki yorumlarda sonraki videolarda bunları konulara dahil edebileyim. Şimdi önce temel ilk yardım bilgisini öğrenmek gerekiyor. Çok hızlı geçeceğim burayı, sonra farklı yeteneklerden bahsedeceğim. Barınak kurma yeteneği, ateş yakma ve ateşi kontrol etme, su bulma ve suyu arıtma, yiyecek bulma ve yiyeceği hazırlama, yön bulma, psikolojik dayanıklık, iletişim ve sinyal verme, fiziksel koordinasyon, zihinsel ve fiziksel çok yönlülük. Bunlar olmazsa olmaz diyor. Ve ben bunu ChatGPT'ye sordum arkadaşlar. Yapay zeka muhteşem bir şey. Temel ilk yardım bilgisini ben AFAD'dan aldım. Daha önce zaten benim gibi eski 2003'te aldım ehliyeti. Bizim ehliyet aldığımız zamanlarda biz tüm şey eğitimini alıyorduk. İlk yardım eğitimini. Siz de bir yolunu bulun. Herhangi bir dernekten, herhangi bir yardım kuruluşundan ilk yardım eğitimi alın. Barınak kurma burada sadece insanlar hazırlıkçılık deyince çadır kurma falan olarak algılıyor. 3 sene önce savaşta hayatta kalma diye bir video yapmıştım arkadaşlar. Herhangi bir savaş durumunda bombalar yağarken şehre bazen sizin çerçevelerinizi çiviyle çakmanız, camların çerçevesini, bazen kapıyı güçlendirmeniz gerekecek ve bu biraz inşaat bilgisi gerektiriyor. Ateş yakma ve kontrol, mesela ben bu tarz kutular biriktiriyorum. Bunların içerisine işte çeşitli yağlar, nedir onlar, mumları parçalayıp yemek yapmak için bu kutuları ben aslında ateş kaynağı olarak kullanacağım. Bunları yani alet edevatı çok yönlü kullanabiliyor olmanız lazım. Ne var? Yön bulma. Hadi bunu geçtim.
psikolojik dayanıklılık, bu gerçekten çok zor edinilebilen bir kabiliyet. Yani utangaç insanlar, ne bileyim, korkabilirsiniz, korkanlar, tedirginlik, anksiyetesi olanlar çok zorlanacak bu tarz durumlarda. O yüzden şimdiden pratik yapıp aslında çekindiğiniz yerlere, konulara kendinizi sokmanız gerekiyor. Mesela yemek yapmayı hiç mi bilmiyorsun? Geriyor mu bu seni? Ufaktan ufaktan yemek yapmayı, bir şeyler pişirmeyi öğrenmen gerekiyor. Bu bile senin aslında stres kontrolünü düzenleyecektir. İletişim ve sinyal verme arkadaşlar. İletişim, evet, telsiz iletişimi, sessiz alarmlar kurma, bunlar çok önemli ama aynı zamanda sizin bireysel olarak yarın başka hazırlıkçılarla, afetzedelerle veya düşman askeriyle iletişim kurmanız gerekecek. İnsan psikolojisini ufak ufak öğrenmenizi tavsiye ederim. Fiziksel kondisyon, yani bırakabiliyorsanız, sigara içen insanlardansanız bırakın abi, şimdiden bırakın. Zombination mıydı ya? Bir dizi vardı böyle şey, film. Filmin başında işte diyor ki zombi istilasında diyor bir insanın ilk sahip olması gereken yetenek diyor kar diyor diyor. Kardiyo çok lazım olacak arkadaşlar. Uzun süre dışarıda kalacaksınız. Yağmurda, karda, bayırda veya belki bir arama kurtarma ekibinde çok zorlu koşullar altında çalışıyor olacaksınız. O yüzden koordinasyon, akıllı kafa, akıllı vücutta mevcuttur düsturuyla hareket edip kondisyonunuzu şimdiden ayarlayın. Fiziksel ve zihinsel çok yönlülük arkadaşlar. Ben bunlara ekleme yapacağım ama bunlara ekleme yaparken bu bütün süslü kamerayı, mikrofonu, ışığı falan yok edeceğim. Birazcık şu kameradan size bir şeyler göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, aslında şu an bu natural kameraya bilerek geçtim. Bazı şeyler göstermek istiyorum size. Dedim ya, hazırlıkçı olmak, bir şeylere hazırlanmak tek başına ekipman biriktirmeyle ne yazık ki olmuyor. Birçoğumuz, ben çok iyi hatırlıyorum ki bazı arkadaşlarımın babaları evde musluk lastiği değiştirmeyi bile bilmiyorlardı. Bazıları ampul dahi değiştiremezdi. Geçmişin insanları biraz böyle el yeteneklerine kapalıydı. Ama sizin diyelim ki çok ultra maddi durumunuz yok. Böyle pahalı multitool'lar alamıyorsunuz veya ne bileyim, İşte hazırlık için yaptığınız kendi sığınağınızda, yani bu sığınaktan kastım evinizin işte penceresi olmayan bir odası da olabilir. Aslında orayı inşa edebilmek için veya bir afet durumunda gittiğiniz bölgedeki insanlara yardımcı olmak için bazı yeteneklere sahip olmanız gerekiyor. Öğrenilebilen, pratikle geliştirilebilen yetenekler bunlar arkadaşlar. Ve gerçekten çok zor durumda kaldığınızda da yeteneğiniz karşılığında, yeteneğiniz bir pazarlık, bir takas gücüdür aynı zamanda. Yani bir orkit verip bir gıda almak var veya bir yerin bir elektriğini bağlayıp gıda almak var. Veya bir afet bölgesine gittiniz. Mesela ben büyük bir yardım kuruluşundan eğitim aldığımda bana şu söylenmişti. Tonguç demişlerdi. Bizim en çok sıkıntısını yaşadığımız konu klima bağlatacak adam bulamadık demişlerdi. Yani bu tarz yetenekler afetlerde, özellikle başka insanlara yardım etmek istiyorsanız çok değerli arkadaşlar. Yani hazırlığı sadece böyle post apokaliptik bir dünyada bir zombi istilasına veya Amerika-Türkiye savaşına bağlamamak gerekiyor. Mesela ne gibi yetenekler elde edebilirsiniz? Basit elektrik işlerini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben kendi yaptığım bazı basit elektrik işlerini göstermek istiyorum size. Burası benim stüdyom ve aynı zamanda küçük çaplı sığınağım. Buraya sigorta kutusunu bir elektrikçi arkadaşım takmıştı. Buraya ekstradan 2-3 tane sigortayı ben ekledim. Mesela burada benim bir şeyim var, router'ım var. Bu router'ın elektriğini buradan kendim çektim. Yani bu görmüş olduğunuz tüm elektrik ve ışık sistemini ben çektim arkadaşlar. Şu tepede bir lambam daha var. Onun dışında basit elektrik işleri olacak şekilde mesela şu tarz bir bağlantıyı da kendiniz yapabiliyor olmanız lazım. Ama ben yine bir uyarı yapayım. Elektrik işleri zorlu işlerdir. Arkamda gördüğünüz bir
fan var bu arada. Bu benim stüdyonun sığınağımın havalandırması aynı zamanda. Yarın zor durumda kaldığınızda böyle bir havalandırmayı kendiniz inşa etmek zorunda kalacaksınız. Elektriğe dair söyleyebileceğim şeyler bunlar. Eğer elinizden basit tamirat işleri geliyorsa da bunlar inanılmaz değerli olacak afet zamanlarında. Onun dışında su tesisatıyla alakalı bilginiz olabilir. Ama bunlar için esasında sizin çok pahalı pahalı ekipmanlar yerine çok basit anlamda birkaç tane, açıkçası ne denir buna, alet çantası almanız ve bunların içini bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz markası görünmeyen, çok basit, çok ucuz yollu, işte indirim marketlerinde satılan bir şarjlı tornavida. Her zaman iş görür. Bunlar bir ara 150-200 liraydı. Şimdi olsun 300-400 lira. Büyük pahalı matkaplardan alacağınıza böyle bir şey alabilirsiniz. Bu gerçekten çok uzun zamandan beri satılmamış bir nal, burada köşede duruyordu. 2-3 tane daha vardı. Yine 100-200 lira gibi komik bir paraya aldım. Ve içine kendince ufak ufak yıldan yıla ekipman biriktirdim. Çok basit bir yan keski, dandirikten bir tane işte neydi bu, maket bıçağı, kontrol kalemi mesela. Onun dışında ufak ufak param oldukça mesela elektrik bandı, alyan takımı, nedir bunlar, bir düz tornavida, nedir bu, bir tane Bosch'un matkap ucu seti, boru anahtarı, kurbağacık. Yani yarın herhangi bir afet durumunda sadece sırt çantanızı alıp gitmeyeceksiniz. Eğer arama kurtarma dışında farklı alanlarda da insanlara yardımcı olmak istiyorsanız, sizin bu alet çantalarınız çok büyük iş yapacak arkadaşlar. Gerçekten sadece çadır kurmak değil, oradaki insanların altyapılarını kurmalarında da size ihtiyaç olacak. Bu da benim diğer bir çantam. Bu mesela aslında hazırlıkçılar için EDC çantasında tutulması gereken bir şerit metre. Onun dışında yine kontrol kalemi, bir çakmak. Bozuk çakmak ama içinde gazı var diye kıyamıyorum. Yani her çantamda mutlaka olan bir tane tükenmez kalem ve işaretleyici. İşte elektrik bağlamak için unuttum ismini, onlardan. Abi bunlar çok basit ve aslında indirim marketlerden oradan buradan ucuza bulabileceğiniz eşyalar. Yarın herhangi bir afet durumunda veya bir hazırlığınıza ihtiyaç olan durumda bunların hepsi kullanılacak arkadaşlar. Yani demem o ki size, param yok, işte şu an işsizim veya şu an aslında büyük büyük işte gıda stokları yapacak durumum yok diyorsan dahi, bence neye yeteneğim var biraz bunu keşfetmeni tavsiye ederim. Ben elektrik işinden çok anlamazdım. Antalya'daki ilk yıllarımda elektrikçi bir arkadaşım vasıtasıyla gittim inşaatta, elektrik bağladım. Elektrik kabloların geçeceği duvarları kırdım. Mesela bu benim stüdyonun yerleri, yani burası normalde seramikti. Bu seramiklerin yerine birisi hediye etti bunları bize, parkeleri. Kendimiz döşedik arkadaşlar. Burada bir duvar var değil mi? Bu duvar bayağı devam ediyor. Mesela bu duvarı da biz döşedik. Yani Amerikalılarla alakalı bir video yapmıştık Sait'le. Amerika'da iş gücü çok pahalı olduğu için İnsanlar kendi işlerini kendileri yapmayı öğreniyordu. Yani bir garaj kültürü vardı. Bu da bizde oluşabilir yavaş yavaş. Yani sadece hazırlık için değil, kendi geleceğimizi kurmak için. Yani ufak yetenekler size çok şey kazandırır. Mesela bir zımba makinesiyle bu işte ses yalıtım veya düzgün yansıma yapsın diye yapılmış kutulardan yapabilirsiniz. Çok basit bir çuval. İçinde şu duvarların içine yalıtım için konulan taş yünlerinden var. Kaplıyorsun abi kumaşla, zımba makinesiyle tak 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 vuruyorsun, geçiyorsun. Bu da aynı şekil. Kendi el yapımı, bu da el yapımı. Burada gördüğünüz birçok şey el yapımı arkadaşlar. Yani küçük yetenekleriniz size muazzam şeyler yaptırtabilir. Topluma, afet sonrasında insanlara.
gerçekten çok fazlasıyla katkı sunabilirsiniz. Umuyorum bu sizin için faydalı bir video olmuştur. Tekrar ediyorum, kazanılabilecek yetenekleri, elektrik işlerinde uzmanlaşın. Tehlikelidir. Bir gerçekten ustadan eğitim alın. Onun dışında su tesisatı veya duvar örme ile alakalı bilgi edinirseniz yarın bir afet durumunda topluma gerçekten çok faydalı olabileceğiniz pozisyonlar olacaktır. Diyorum ki size bizzat Türkiye'nin en büyük arama kurtarma ve ne denir ona? Bu şeyleri organize eden sivil savunma kuruluşundan direkt kendi ağızlarından çıkan şeyi söylüyorum. Klima montajlayacak adam bulamadık. Şimdi herkes neye hevesleniyor abi? Gidiyoruz işte telsizler alıyoruz değil mi? İşte ne arama kurtarmacı falan. Abi böyle arama kurtarmacı olunmaz. Bu bir alettir. Demin size gösterdiğim tornavida kadar bir değeri var bunun. Bazen tornavidanın daha fazla değeri oluyor arkadaşlar. Yeteneklerinizi keşfedin ve bunları geliştirin. Hangi yeteneklere sahipsin? Lütfen yorumlarda bizimle paylaş bunu. Ve sence bizim geliştirmemiz gereken hangi yetenekler var? Varsa tavsiyelerin yorumlarda bunları benimle paylaşmanı, bütün izleyicilerle paylaşmanı istiyorum. Kendine iyi bak. Hala abone olmadıysan orada bir düğme var. Bak tam şurada. Ona basıyorsun ve aramıza katılıyorsun. Hoş geldin kardeşim. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak. Hoşça kal.